Mesela yeşil aldıysan 2.95, mavi aldıysan 3.95, mor aldıysan 4.50. Çorbanın içinde bir şeyler var, onu bununla alıyorlar, ondan sonra ağızlarına dikiyorlar. Selamlar, bugün neredeyiz? Bugün Yo'dayız. Twitter'da siyahiler birbirine sesleniyorlar. Telefon açtıklarında falan kullandıkları kelime. Yo diye açıyorlar direkt. Yo. Karşılıyorlar birbirlerini. Ama bu bir Asya restoranı ve biz de Yavuz'la alışılmışın dışında lezzetleri tatmaya geldik. Aslında ikimiz de etoburuz, çok da aramız yok bunlarla ama bence eğlenceli bir mekan. Güzel, sunumlar falan da güzel. Özellikle bu hat çok iyi. Buradan mesela tabakların renklerine göre fiyatlar değişiyormuş. Buradan onu da gösterelim. Yakından göstereyim şöyle. Mesela bu mavi gidiyor, pembe, yeşil böyle restoran boyunca kayıyor. Fiyat kısmı da şu şekil. Yeşil tabaktan buradan direkt istediğin gibi alıyormuşsun. Mesela yeşil aldıysan 2.95, mavi aldıysan 3.95, mor aldıysan 4.50. İşte rengine göre fiyatlar değişiyor. 2.95'ten başlıyor, 8.50'de bitiyor. İstediğin kadar alabiliyorsun aynı şekilde. Hemen geri verdim şimdi kamerayı. Menüyü açtığımız zaman da zaten içerisinde zibilyon çeşit gördüğünüz gibi. Aynen, arkaları da var. Hepsini. Aynen, hepsinin arkası da var. Adlarını çok iyi bilmesek de birazcık anlatmaya çalışacağız. Ben neleri tercih ediyorum? Ben ilk geldiğim bir iki sene sushi yemedim İngiltere'de. Ne zaman yesem kesin ya mideyi bozuyordum ya çıkarıyordum. Ama işte alıştım. Yurt dışında bir süre sonra her şey alışmaya başlıyorsun adaptasyon sürecini atlattığında. Damak tadın değişiyor zaten ve orada işte yemeye başlıyorsun. Şu anda fan olmasam da yediğim sushi çeşitleri var. Özellikle böyle içerisinde balığın çok küçük küçük olduğu sushileri tercih ediyorum. Yanında böyle sebze falan oluyor. Pirinç oluyor. Onları tercih ediyorum. Tabii sadece sushi de yok burada. Mesela burada şey de yapabiliyorsunuz. Tavuk ve et de var bu arada. Tavuk arkada mesela bowl'lar var. Dessert kısmı var. Street food dedikleri kısımda mesela beef teriyaki var. Popcorn shrimp var. Yo fries var. İşte bir ton çeşit. Mesela chicken haraç var. Shrimp squid var. Gibi gibi bir çok fazla ürün var. Köfte bile var ya. Patates kızartması, köfte. Aklınıza gelebilecek her şey var. Yani aslında sadece atmosferi tatmaya ve kendi yemeklerinizi yemeye gelebilirsiniz. Burada öğreneceğiniz bir deneyimde chopsticks'lerle yemek olacak. Ben de bunu daha yeni öğrenebildim. Çok çalıştım ama yapamıyorum ya. Utanıyorum, bayağı oldu ben İngiltere'ye geleli ama yeni öğrenebildim. Biraz üzerine çalışmak gerekiyor. Ben YouTube'dan video bile izledim bunun için. Ama en sonunda başardım. Tabii sağla yiyebiliyorum, solla yapamıyorum. Bayağı pirinç falan yiyorlar. Hiç izledin mi YouTube'da? Evet. Yani çorba falan içiyorlar. Çorbanın suyunu sadece kaşık veya dikleme usulü yapıyorlar. Aynen. Ama birazcık saçma oluyor. Çorbanın içinde bir şeyler var. Onu bununla alıyorlar. Ondan sonra ağzı dikiyorlar bu Asyalılar. Ne yapmak istersin? Nasıl yapalım? Öneriniz var mıdır acaba? Yani bu arada mesela sushi sevmiyorsanız ve hani burayı deneyimlemek istiyorsanız vegan sushiler var. Yani içerisinde et olmuyor. Sebze ürünleri ve pirinçten yapıyorlar. Ben uzun bir süre vegan beslendim. Bayağı güzeldi. Benim öyle bir problemim yok. Bu arada hani yemek olarak çok tercih edilen bir şey değil ama bayağı sağlıklı. Evet. Söylemek gerekiyor. İçerisinde hepsinin avokado oluyor. Orada masa düzeninden de bahsedelim. Burada turşu. Turşu var. Ağzı freshlemek için, farklı tatlara geçiş için kullanıyorlar. Aynen öyle. Orada genel kültür konuşuyor şu an. Wasabi mesela var. Galiba biraz sıkıntılı. Ben çok sevmiyorum. Bunu genelde hasta olduğunuzda tavsiye ediyorlar. Atıyorsunuz küçük bir böyle çay kaşığı. Bütün vücuttaki bütün her şeyi temizliği yapıyor. Bütün zararlı bakterileri falan öldürüyor. Bir tane de soya sosu geliyor. Tadına bakmak istiyorum. Çok kötü. Çok yoğun. Wasabi. Lavantaydı galiba. Çok kötü ya. Ne olduğunu bilmiyorum ama. Bu arada Türkiye'de biraz daha hafifleştiriyorlar yiyebilmemiz için. Burada biraz daha yoğun. Bu şey soya sosu, bunu zaten biliyorsunuz. Bu arada sushi hani soya sosuyla bayağı güzel oluyor. Güzel. Tek problem çok su satıyor. Evet. Yani çok tuzlu bir ürün çünkü. Üniversitede benim Çinli çok arkadaşım vardı. Akşam yemeği tavsiye etmiyorlardı eğer alışkın değilseniz. Çünkü hani gece yattığınızda evet, dehidrasyon oluyor. Su seviyesi bayağı azalıyor. Eğer hani su içmeye de kalkmazsanız sabah çok fazla başınız ağrıyabiliyor. Ama onlar alışkın olduğu için sürekli su, soya sosu. Her şeye koyuyorlar ya bu arada. Öyle bir alışmışlar ki soya sosunu. Her şey ya. Ben patates kızartıyorum, soya sosuyla alakası var. Gerçi İngilizler de şey yapıyor biliyorsun. Denedin mi vinegar? Yok. Sirke. Ya ben sirkeli aram olmadığı için direkt denemedim. Benim de hiç sirkeli aram iyi değildi ama Pringles'ın sirkeli cipsleri var. Bağımlı çok kapıyor. Sıkıntı. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Bunlar galiba tabak usulü geliyor. Tabak anladım. Oluyor aynen. Sevdiğin bir şey varsa seçiyorsun. Üçlü, beşli, altılı gibi galiba. Aynen. Dört. Üçlü, beşli, altılı. Burada şey yapabiliriz. Ha bir de poke var. Poke box var. Burada da şu. Şunu biliyorsun.
görüyorsunuzdur muhtemelen. Tabak içerisine böyle işte güzel güzel renk renk böyle yerleştiriyorlar. İçerisinde işte balık var, nar atıyorlar. İşte bir tarafında mısır oluyor, bir tarafında çiğ fasulye oluyor. Şifalı olduğunu söylüyorlar. Bir tarafında salata oluyor, bir tarafında avokado oluyor. İsterseniz böyle de yiyebiliyorsunuz. Bu arada sushi mixleri de var. İstediğini seçebiliyorsun. Aynen. Ve hani karışık yapıyorlar. Hepsini karıştırabiliyorsun, o da güzel. Şunlardan bir şeyler çekip alıp denemeye ne dersiniz? Pembe. Tatlı. Şimdi bu pembe mochi. Ne güzel koktu. Evet. Mochi. Neyden yapılıyordu bu? Hatırlamıyorum ama bayağı güzel bir tatlı. Tabii o kamera arkasına gidiyor şu an. Çok güzel bir tatlı bu arada. Bunu biz en son deneyelim. Tamam. Mesela biz ama öncelikle seçmemiz gerekiyor galiba. Çiğ fasulye, çiğ yeşil fasulye. Fena değil. Ne dersin, alıp deneyelim mi? Buradan mı alıp denesek? Zaten hepsini yemiş olacağız aslında. Turuncudan başlıyorum. Alalım. Tat al. Şurada belki vardır. Bakabilir misin? Bu neymiş ya? Çok büyük. Yavuz biz de şuralara bakalım. Ben şunu mesela eğer çok fan değilsen tavsiye etmiyorum. Somonun ne kadar? Doğru. Aynen. Hani etin, balık eti ne kadar büyükse o kadar yemek ve sindirmek zor oluyor. Onun için küçük tanelilere bakmak gerekiyor. Bizim aldığımız birazcık soslu. Evet. Çatallarımızla geldi. Eğer yapamazsak diye. Aynen. Ben yerim ya. O farklıymış ama. Deneyelim mi? Hangisini? Hadi alalım. Ne olduğunu bilmiyoruz bu arada. Hadi bakalım. Bu galiba kızarmış dişi. Bunun eti biraz fazlaymış ama şu güzel olacağına eminim. Yenir ya. Hadi bakalım deneyelim. Neler çıkacak içerisinde. Önce soya sosu. Soya da koymamız gerekiyor aynen. Bu arada hani artık her masada böyle barkodlar var. Telefonunuzun kamerasından taratıyorsunuz. Online olarak sipariş veriyorsunuz. Direkt getiriyorlar. Ben çatalla. Heyecanlısın. Bakalım merak ediyorum. Başarılı. Salatalık var. Tavuk galiba. Galiba ton balığı ya. Bence okey bu arada. Dışındaki pirinç çok iyi. Ben mesela pirinci evet. Çok seviyorum. Ben de severim. Baya güzel bence. Şimdi zor olan kısma geldik. Buraya ağır sansür istiyorum. Nasıl alacağız bilmiyorum. Yani bunu ısırmak lazım. Eyvah. Üzerinde sriracha tozu var. Biraz acı bir toz. Acı bir baharatlı bayağı. Ama güzel. Bu arada güzeldi. O dış kısmı çok güzeldi bence bu arada. Şuna ne dersin? Al bakalım. Pembeyi çektik. Wow. Üzerindeki balık. Yine acı sos koymuşlar ama artık Allah'ın sesini bu gece nasıl yiyeceğiz bilmiyorum. Rus ruleti gibi oynuyoruz yalnız. Ama mesela bu biraz daha soslu görünüyor. Evet. Bir de crunchy. Hani evet. Kırıntılar var üzerinde. Bakalım bu nasıl olacak. Acı değil. Biraz baharatlı. Mesela ben şunu çözemedim. Yeşillik olunca hemen nötrülüyor. Aynen, bir de pirinci tatlı olduğu için aynen. Yani nötrlemiş oluyor aslında bakınca. Aynen öyle. Şunu görmüş müydün? Asyalıların cipsi bu. Tatlı patates mi? Galiba patates değil o değil mi? Şu giden beyaz balık cipsi. Balıktan yapıyorlar ama balığı nasıl cips haline getiriyorlar bilmiyorum. Burada mesela karma var bu arada. Göze alabiliyor musun? Yenir ya. İlk tecrübesine göre bayağı cesaretli. Bak mesela birinin dışını balıkla sarmışlar. Şu deniz yosunlu. O da güzel oluyor, onu da seviyorum. Balık oranı arttıkça tatlı gidiyor ama... Ben bu arada bu şu ana kadar yedik. Gayet başarılı. Süper. Hadi bakalım. Buna şey güzel oluyor. Soya. Kesinlikle. Türkiye'dekinin aynısı aslında şu anki. Biraz daha taze. Ya da ben Türkiye'de denediklerim biraz daha şansıma kötü geldi. Bilmiyorum. Ama tazeydi bu. Orada gidip nasıl yapıldığını da izleyebiliyorsunuz. Evet. Biraz yüzdüreceğiz içerisinde. Denemediğimiz çeşit kaldı mı? Hadi bakalım. Bence okey yani. Yani dışında balık çok büyük değil. Ön yargıya gerek yokmuş ya. Hangisini sevdin? Sırayı komple boşaltmışız. Bakalım gelenlerden. Mor nasıl? Şu mu? Daha demin yediğimiz. Yok şuradan gelen bu. Okey olabilir. Turuncu nasıl? Çek bakalım. Biraz fazla büyük bu arada. Ya ısırmaya başlayınca birazcık garip hissediyorum ben ya. Mor kısmı anlamadım. Nötrlen sosu. İçinde de... sanki pişmiş bir şey var ya. Pişmiş balık var. Tofu varmış. Nasıl gidiyor? Ben okeyim ya. Şu ana kadar kötü hissetmedim. Buna ne dersin? Tat bakalım. Üzerine biraz crunchy bir şeyler atmışlar. Sebzeli gibi ama. Böyle gözüküyor. Avokado. Bayağı fresh. Gayet başarılı bence. Her şey giderken bir anda tersine dönebilir. Güzel sistem yapmışlar. Evet. Biraz da farklı yiyin diye. Evet. Farklılarından gömüyorlar arka arka. Bu arada karma bu. Aynen. Genel olarak böyle işte. Herkes savaş halinde bu arada. Herkes bir... Buradan gelirken aynen. Aman almasınlar. Alıp satıyormuşum burada. Alayım dursun. Al dursun. Bak nasıl satıştak diye gördün mü? Biri bizi gözetliyor. Alayım mı? Ben okeyim ona. O güzeldi bence ya. Biraz acıydı ama akıyordu. Daha güzeldi. Çevresine bazılarının şey oluyor. Balık yumurtası. Pazarlama şeyi güzel yani bu arada. Güzel bir satış taktiği olmuş ya. Hiç küçük küçük tabaklardan bu kadar yiyeceğimi düşünmüyordum açıkçası. Tabii canım. Bu biraz zor. Hadi bakalım. Ama bunun dışını bayağı sevdim ya. Bence dışı çok güzel. Galiba yeni ürünler geliyor. Ben tamamım ya. Pirinç olduğu için yedikçe
Mideye yavaş yavaş şişirmeye başlıyor. İlk zamanlarında hiç doymuyordum aslında şeyden. Sushi yediğimde hiç doymuyordum. Hep aç kalıyordum. Sonrasında kesin McDonald's'a gidip cheeseburger falan alıyordum ama bu kadar yedikten sonra da doymazsak artık Allah cezamızı verecek. Kızı da bu arada çok böyle şey ayarlamış. Yani böyle kararsız kaldıysan her an gidebilir yani, kaçabilir. Karışıkları hep kaptılar ya. Geçiyoruz mochi. Mochi çok güzel bir tatlı. Gayet güzel. Bunun da çok şifalı olduğunu söylüyorlar ama bir tatlının şifalı olacağına kadar yüksek bilmiyorum. En sonunu da yiyince zaten ağzında hiçbir tat kalmıyor ve sushi'yi kapatabiliyorsun. Nasıl buldun? Bence gayet güzeldi. Tavsiye eder misin arkadaşlarına? Bence gelebilirler, deneyebilirler ya. Yollarda galiba kapanmaya yakın çok fazla indirim oluyor deniyor galiba. Şimdi burada hem Itsu var hem de birkaç tane daha var böyle. Ben Itsu'da çok alıyordum. Bu arada Itsu'nun bir tane çatalı var. Tombul ve ucunda çatal gibi böyle. Yani sushi'yi daha kolay yiyebiliyorsun böyle bunu kullanmadan. Yani benim gibileri de düşünmüşler. Aynen. 8'de kapanıyor. Son yarım saat gidersen bütün ürünleri %50 indirimle alıyorsun. Çok. Bir de Londra'da özellikle öğrenciysen öğrenci kartını gösterip her zaman %20 indirimli alabiliyorsun. Restoran hani aldığın yerde değil de hani take away alıp ben dışarıda yiyeceğim dersen o zaman da %10, %20 falan kesin indirimli oluyor. Restoranda yersen birazcık daha fazla. Genelde take away zaten buralarda desteklemeye çalışıyorlar. Zaten şöyle hani Londra'da her yerde kanal falan var ya da evet, park var. Öğlen mesela eğer kış değilse, çok soğuk değilse alıyorsun, parka gidiyorsun ya da nehir kenarına gidiyorsun. Orada kesinlikle kolaylıkla yiyebiliyorsun. Evet. Yani çok böyle dökülecek veya bir şey olacak bir tarafı yok. Küçücük zaten. Öyle. Teşekkür ederiz. Biliyorsunuz YouTube'a her gün video hazırlıyoruz ve videolarımızın konularını sizin yorumlara sorduğunuz sorulardan belirliyoruz. Bunun için merak ettiklerinizi aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Yurt dışına ışınlanmak için ise aşağıda bıraktığımız linke tıklayıp yurt dışına ışınlanabilirsiniz.